Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel bandanamızı çalışacağız. Bandanamız çok kolay ve çok şık duran bir çalışma. Şu şekilde bakınız trabzanlarımızın olduğu bölümden örmeye başlıyoruz. Kaç yaş grubu için öreceksek baş ölçüsüne uygun olarak çiçeklerimizi örmeye devam edelim. Başımızın üzerine ve yanlarına gelecek kısımlarda mutlaka bu çiçeklerimiz olsun. En son ise istediğimiz ölçü olduktan sonra baş arkasına gelen yer için düz trabzanlarımızı 7'şer 7'şer örelim. Yani 7 trabzan 7 trabzan örmeye devam edelim. Yeterli ölçüye ulaştıktan sonra baştaki ördüğümüz bölümle en son ördüğümüz bölüme şöyle lastik ince toka lastiklerinden olabilir. Bu arkaya dikerek kullanımda kolaylık olsun. Kesinlikle kayma olmaz ve çok sabit bir şekilde duracaktır. Evet çalışmamızı 0-1 yaş grubu için ördüm. Sizler daha büyük yaş grubu için örecekseniz çiçeklerimizin sayısını artırarak istediğiniz yaş grubu için örebilirsiniz. Zaten şurada da lastik kullanacağımız için epeyce bir bakınız ölçü bu ölçüde olsa bile ilkokul çağındaki çocuklarımıza rahatlıkla bu ölçümüz olacaktır. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Modelimizin şuradaki olan kısımlar çok baş arkasına kalmasın. Evet kolay gelsin diyerek hemen bandanamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanamı örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum ve kırmızı ipimi tercih ettim. 135 poliamid 165 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 3641 100 gram ve 340 metre. Bandanamız zaten az bir ip yeterli olacaktır örmek için. Evinizdeki parça iplerden de örebilirsiniz. 2,5 numaralı da tığımızı tercih ediyoruz bebe yünlerini örmek için. Evet hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 9 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimizi çektikten sonra hemen geriye doğru sayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. 2 tane trabzanım oluyor. Bir geri dönüşümü yaptım ve bir de şimdiki ördüm. 2, 3, 4. 5 6 ve 7 toplamda 7 tane trabzanımız olacak bakınız şu şekilde hemen ikinci sırasında aynı şekilde örelim 1 2 3 tane zincirimizi çekelim birer birer her trabzanımızın üzerine batarak 7 tane trabzanımızı örelim 6 ve 7. Yedi. 7. trabzanımı ördüm. 2 sıra trabzanımızı tamamladıktan sonra hemen zincirimizi çekmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kenarlarda 4'er tane zincirimizi çekeceğiz. Bundan sonraki bölümlerimizde. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak saymaya başlıyorum. Bakınız burada 7 tane trabzanımız var. 1, 2, 3 sol tarafta. 1, 2, 3 sağ tarafta kalacak tam ortadaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Yani saydığımız zaman dördüncü trabzanımıza gelerek batıp bir tane B için trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm ve içine bir tane zincirimi çektim. 2 trabzan bir zincir. Tekrar bitişte bir zincir çekiyorum ve en kenardaki trabzanımın üzerine batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakınız başlarken dört tane zincir çektim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımızı ördük. Burada dört zincirimizi çektik. Diğer tarafta ise bir trabzan, bir zincir. Şuradaki dördüncü zinciri buradaki bir zincir olarak değerlendirmiş olduk. Tekrar bir, iki, üç, dört tane zincirimizi çekiyoruz. Bu modelimizin altını oluşturacak olan iskelet bölümü bakınız. Modelimizi buradaki zeminin üzerine yerleştireceğiz. Kenarlarda dörder tane zincirimizi çekiyoruz ve hemen örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki görmüş olduğum V'nin ilkine yandan girerek 7 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 defa sardım ve üçer üçer geri dönüş yapıyorum bakınız. Tığımın başına şöyle alıyorum. 3'ünü aldım. Şöyle 3 ayırıyorum bakınız. 1 3 daha aldım. 3 ayırıyorum. Arada 4 de kaçırabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sakın bozmayın. 3 alıyorum. Ve son kalanları şu şekilde kapatıyorum. Bakınız son 3'ü de bu şekilde ördüm bakınız şu şekilde görülmekte hemen bunu sağ tarafa başparmağımla yatırıyorum sağ tarafa yatırdıktan sonra tığımın başını doluyorum bir zincirimin içerisine iki tane trabzanım örüyorum bir ve iki iki trabzanım ördükten sonra yeniden bir tane zincir çekiyorum iki tane daha trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımızı buradaki yuvaya ördük tekrar sol taraftaki trabzanımız için yeniden tığımın başını doluyorum 7 defa sarmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 defa sardım 3'er 3'er boşaltıyorum bakınız şimdi 1 2 3 alıyorum 1 2 3 alıyorum. Şöyle yaklaştırıyorum. 3'ü tekrar alıyorum. 1 2 3 alıyorum. Ve en son kalanları çekiyorum. Ve bakınız bu şekilde modelimizin ikinci bölümünü kurmuş oluyoruz ve modelimizi gösteren esas bölümümüz burası olmakta. Bu kısmı kapadıktan sonra bir tane trabzanımızı örmek için tığımın başını doluyorum. Çekmiş olduğum 4 zincirin üçüncüsüne gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Modelimizin ilk çiçeği bu şekilde çıktı. Yeniden modelimizin iskelet bölümünü kurmak için 1, 2 3 4 zincirimi çekiyorum hemen arkasını çeviriyorum aradaki bir tane minik zincirimizin olduğu yere gelerek batıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde yeniden iskeletimi kurmaya başlıyorum ikinci trabzanımdan sonra bir zincir çekmeyi unutmuyorum hemen en sondaki dört tane zincir çekmiştik bakınız üçüncüsünün tepesine gelerek batıyorum ve Bakınız modelimizin iskelet bölümünü bu şekilde kuruyoruz. 4 zincirimi çekiyorum yeniden. 2, 3, 4. Tamamen kenarlarda 4'er zincirimiz var. Ve yönümüzü çeviriyoruz. İkinci kez modelimizi yine birlikte çalışalım. Bakınız modelimizin 2 tane V'sinin önce sağ taraftakine tığımın başını doluyorum. Ve 7 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ipiniz kalınsa 5 ya da 6 defa da çekebilirsiniz ince ise 8 defa da doldurabilirsiniz gayet güzel olmakta bakınız tavan başında oluyorum 3'er 3'er alıyorum 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 bakınız şu şekilde 3'er 3'er geriye dönüyorum ve kapatıyorum Örgümü şu şekilde sağ tarafa doğru yatırıyorum. Tığımın başını dolayarak 1 ve 2. Bir tane zincirimizi çekelim. Tekrar iki tane trabzanımızı hemen örelim. 1 ve 2. Zincirimizden önce ve sonra ikişer trabzanımızı bu kısma örüyoruz. Modelimiz güzel görünsün diye bakınız. Ve başlıyorum. Tığımın başını dolayarak. Yine sol taraftaki tırabzanımızı 7 defa sarmaya 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üçer üçer geri dönüşümüzü yapıyoruz bakınız. Bir tanesini geri döndüm. Üçer üçer geri dönelim. Şöyle ayırıyorum. Gayet zevkli bir model. 3 3 alıyorum. Tekrar 1 3 daha alıyorum. Ve kalanları tek seferde çekiyorum. ikinci sol tarafın bakınız ilmeklerini bu tarafa yatırdıktan sonra tığımın başını doluyorum. Kenarda en sonda bakınız 4 zincir çekmiştim. üçüncüsüne gelerek batıyoruz. İlla saymanıza gerek yok. Şöyle bir tane kalmış olması yeterli ve tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum şöyle gördükten sonra bakınız şu şekilde çok hoş görülmekte arkayı çevirerek yeniden trabzanlarımızda temelimizi oluşturalım şuradaki bir zincir içerisine giriyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan trabzanımızdan sonra yeniden bir zincir çekiyorum kenardaki trabzanımın üçüncüsüne gelecek şekilde batıyorum ve tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekerek ilmeklerimi yedişer yedişer alarak uzatmaya başlıyorum. Ve bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Her yaş grubu için uygun bir çalışma. Onun için istediğiniz büyüklük nasılsa ona göre örelim. Ben örmeye devam ediyorum. Evet başımızın üzerine gelecek modellerimizi örerek tamamladım. 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane çiçeğimizi örerek yerleştirdim. Şimdi İlk başlangıçtaki örmüş olduğumuz gibi 7 trabzan olarak örmeye devam etmek istiyorum. Tam baş arkasına gelen kısımlarımızı düz bir şekilde örmek istiyorum. Çiçek kısmımız yukarıda kalsın. Hangi yaş grubu için örecekseniz o kadar büyütebilirsiniz çiçeklerimizi. Ben 0-1 yaş arası bebeklerimiz için örüyorum. Şimdi 2-3 trabzanlarımızı örüyoruz. Tam ortadaki bir zincirimin olduğu yere giriyorum. Şimdi bakınız. 1, 2, 3, 4. Yandaki trabzana 5, 6. Diğer trabzana. Ve en sondaki trabzanın tepesine batıyorum. 7 tane trabzanımı bu şekilde tamamlıyorum. 1, 2, 3 trabzan kenarlarını öreceğimiz zaman 3'er tane zincirimizi çekelim. Modelimizi kuracağımızda yani çiçekleri yapacağımız yerde ise dörder zincirimizi çekerek ilerleyelim. 6 ve en son örüyorum. 1 2 3 çeviriyorum. İstediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Baş arkasına olacak bölümümüz. 3 zincirimi çekiyorum trabzanları mı örüyorum arddardı Evet biraz büyütelim Bandmızı şu şekilde bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane trabzan sırası ördüm ve şöyle tamamladım uzunluğumuzu hemen santim olarak bakalım net bilgi vermek adına Birin üzerine tutuyorum ve hiçbir şekilde bakınız müdahalem olmadan sadece düzeltiyorum santimimi şöyle üzerine yerleştirelim şöyle bakınız bir de devam ediyorum şöyle 42 ile 43'ün arasında bir yerlerde Evet ipimi de şöyle biraz uzun koparıyorum iki karış kadar şimdi lastiğimizi bu uç kısmına dikelim İğnemi taktım. Şu şekilde ince toka lastiklerinden lastiğimi sıkı bir şekilde bağladım ve ucunu kestim. Şimdi şu görmüş olduğumuz kısma içte kalacak şekilde şöyle yerleştiriyorum. Hemen bir tane trabzan çeviriyorum. Bakınız çok çevirmiyorum. Bir tane trabzanımı çevirdim. Ve arasına aldım tokamı. Hemen dikmeye başlıyorum. Çok kullanışlı olacaktır bu şekilde yaptığınızda. en güzel nasıl dikiyorsanız o şekilde dikelim. Diğer tarafı alalım. Yine aynı şekilde bakınız arkasından durmakta. Hemen iki tane trabzan örmüştük. Arasına yerleştiriyorum. Şu şekilde bakınız bir tanesi diğer tarafta bir tanesi ön yüzde kalıyor. Sakın yanlışlık yapmayalım. Yoksa sökmek zorunda kalırsınız dikmiş olduğumuz bölümümüzü. Şimdi burayı da dikelim. Çiçeğimizi dikmeden uygun bir şekilde burayı da dikerek tamamlayalım. Çiçeğimizi koruyalım. Şöyle kabartılı durmasını engellemeyelim. sağlam bir şekilde iki tane trabzanımızı birer birer büktük bakınız lastiğimi dikmiyorum çiçeğimi de dikmiyorum Evet düğümümüzü atalım düğümlerimi attım bakınız şu şekilde gayet güzel bir şekilde esnemekte ve çok hoş olmaktan tamamen çiçeklerimiz yukarıda kaldık. Şimdi görmüş olduğumuz bölümlerimize süsleme istediğimiz renklerdeki boncuklarımızdan da ördüğümüz ipe uygun bir şekilde dikebiliriz. Dilerseniz inci, dilerseniz farklı renklerdeki boncuklarla bu kısmı da süsleyelim ve bandanamız kullanılmaya hazır hale gelsin. İnciler kullanarak bakınız dikmeye başladım. Sizlerde isterseniz inci isterseniz boncuk nasıl isterseniz onları kullanarak birer birer. Şuradaki süslemelerimizin içerisine ya da hazır çiçeklerden kullanabilirsiniz. Kenarlarından geçelim. Şu şekilde bir tane sağlamlaştırıp diğer incimizi dikeceğimiz yere geçelim. Kendi rengimizi kullanalım. Kendi rengimizi kullandığımız zaman çok daha hoş ve kolay olmakta. Hemen kenarına batıyorum. Diğer yönden çıkıyorum. Sabitliyoruz buraya. İstediğiniz gibi sabitleme işlemini yapabilirsiniz. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bakınız diğer yöne. İncimi alıyorum. Yerleştiriyorum ve etrafını sağlamlaştırarak sona kadar ilerliyorum. Evet sevgili arkadaşlar bandanamızı bu şekilde tamamladım ve e, baya baş ölçüsü normal bebeklerin baş ölçüsüne uygun olan evde bulunan bebeğimize şöyle taktım. Şöyle bakalım bakınız çiçeklerimizin bulunduğu yer baş arkasına doğru gitmekte kulağını geçmekte ve başın etrafını tamamen sarmakta modelimizin bulunduğu kısım. Şöyle gördüğümüz zaman en son Tam başının arkasına kalan kısımda trabzanlarımızın olduğu bölümü görmekteyiz ve şu şekilde de lastiğimizin olduğunu görmekteyiz ve çok çok rahat kesinlikle epeyce bir bolluk var hiçbir şekilde asılmıyor. Tam ideal 1-2 yaş civar bebeklerimize uygun bir ölçü. Şöyle görecek olursak bakınız kesinlikle küçük değil. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.